Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Timuz ile devam ediyor. Şu an sizlere Hakkari'den seslenmekteyiz. Öz Simit Sarayı işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Muaz Temizer bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Muaz Bey merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz hocam. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Muaz Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Muaz Temizer kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Hocam ismim Muaz Temizer. Öz Simit Sarayı'nın işletmecisi. Evet. 18 senedir bu sektörü işletmekteyim. Evet. Bundan öncesinde yine lokanta, restoran, tabii lokantacılık evet. Yani toplamda diyebiliriz ki 30 yıldır yani bu gıda sektörünün içerisindesiniz. Genel olarak gıda sektöründeyiz, evet. Evet. Şimdi efendim Öz Simit Sarayı olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz ürünleriniz hakkında da bilgi verir misiniz bizlere? Genel olarak zaten aşağıda çekim yapacaksınız genel olarak. Evet. Bizim hem fast food, dünya mutfağı, Fafal olsun, çikolata şelalesi, yaş pasta özleri, börek, poğaça, simit, tatlı çeşitleri geniş çaplı bir hizmet sunmaktayız Hakkari halkına. Evet. Peki bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulundurursunuz? Genel olarak özellikle hizmetin çok iyi olması, müşteri memnuniyeti, bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan malzemenin kalitesi tabii. Burada çok önemli. Zaten bir işi yaptığın zaman, sevmeyerek yaptığın zaman başarılı olamazsın. Kesinlikle haklısın. Özellikle bu meslekle ilgilenen arkadaşlara sesleniyorum. Bu işi yaptığı zaman ilk önce severek yapacak. Severek yaptığı zaman kendisi de mutlu olur, müşteri de mutlu olur bu şekil. Evet, yani kar marjını yükselteceğim diye uygun fiyatlı ürünlere ya da katkı maddelerine çok fazla yönelmesinler. Neticede bu bir sağlık sektörü diyebiliriz. Gıda sektörü çok ciddi bir sektör. Çünkü burada yapılabilecek en ufak hata çok büyük olumsuz sonuçlara, insan sağlığına sebebiyet gösterebilir. O yüzden de kullanılan malzemenin kalitesi bu tür gıda üzerine yapılan işletmelerde çok çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Dikkat ediyoruz efendim, hocam. Biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Şimdi baktığımız zaman lokanta ve restoran ya da kafe hizmetinde 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içerisindesiniz. Birçok yer var. Evet, sektörde de yalnız değilsiniz. Doğrudur hocam. Neden özellikle insanlar Öz Simit Sarayı'nı sizce tercih etmeliler? Hocam vallahi insanlar zaten bugün ne olursa olsun insan yediğine dikkat eder, içtiğine dikkat eder. Onun için insan yer seçmek zorundadır. Bu müşterinin doğal hakkıdır. Evet. Bunu, sen kimseyi zorla getiremezsin. Evet. Sen hizmetini sunarsan gelir, hizmetini sunmazsan gelmez. Evet. Hizmet arasında bir de sevgi, hoşgörü, güler yüz. Yaptığın ürüne de genel olarak kendi şeyini katmadığın müddetçe o hizmet Tercih edilmez. Evet, yani bahsettiğiniz unsurlar işte güler yüz, kaliteli ürün, verilen hizmetin kalitesi, bunlar tercih edilme sebeplerine büyük etkenler. Bir gün bir tatlı yapıyorsun, onun sadece hamur ve şekerle kalmıyor. Onu kendi sevgini de katacaksın o şekil. Evet. Ondan sonra yani, bir lezzet olarak ortaya çıkar yani. Evet yani baktığımız zaman bir tatlıyı belki herkes yapabilir ama onu gerçekten severek isteyerek yapmak çok severek, farklı bir şey. Severek isteyerek yapmadığın müddetçe kesinlikle başarılı olamazsın. Kesinlikle haklısınız. Evet. Şimdi efendim halihazırda burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz ve bölge halkına vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Doğrudur hocam. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Vallahi şu an hedef olarak zaten şu an devam ediyoruz. İleride artık zaman neyi gösterir onu bilemeyiz. Evet. Allah'ın izniyle büyütmeyi düşünüyoruz yani. Evet. Hizmet olarak elimizden geleni yapacağız. Evet, tabii ki her işletme ve işletmecinin hayalidir. Tabii, İşletmeyi genişletip daha çok insana hizmet öyle vermek. Yani. Ama kısaca toparlarsak siz bu hizmet kalitesi ve ürün kalitesine ödün vermeden bu işi devam ettirmek istiyorsunuz diyebiliriz kısaca. Tabii asla yani hiçbir şekilde ödün vermiyoruz kendi sektörümüzden yani. Evet. Hizmetimizden. Efendim son olarak ekranların başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz bütün, kısaca? Hakkari halkı başta olmak üzere tüm Türkiye halkına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Özellikle siz çalışanlara
Ondan sonra çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Söylediğim bu kadar hocam. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun efendim. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Timoze'de devam edecek. Sizleri Hakkari'den ve sektörün en iyisi Öz Simit Sarayı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.